Merhaba arkadaşlar. HELP B1 sınavına hazırlığımızın bugün 5. dersini birlikte yapacağız. Bu derste yine her zaman olduğu gibi lezzet perşeyen kısmıyla dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Dersimizin lezzet perşeyenin bildiğiniz üzere sınavdaki ilk bölümü Teil 1 dediğimiz bölümü global perşeyen. Burada yaptığımız iş bize verilmiş olan tekstleri okuyup daha sonra altta yer alan başlıklardan bu testlere uygun olanını seçmek. Yapacağımız iş bu. Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç bir şey var. Bunlardan ilki şu. Bu aşağıdaki verilen başlık kısımlarında tekst sayımızdan daha fazla başlık olacak. Bu da şu demek, bizi yanıltıcı, yani yanıltmaya yönelik, daha doğrusu doğru cevabı bulmak için yanlışı elememiz gereken genelde iki alternatifli olarak tekstlerin başlığı verilir. Örneğin şu tekst için, baktığımız birinci tekst için iki tane başlık uygun olabilecek. Tırnak içerisinde iki tane başlık söz konusu olur. Bunlardan bir tanesi yanlış olur, bir tanesi doğru. Genelde tamir budur. Bunu söyledikten sonra dersimize başlayabiliriz artık. Şimdi arkadaşlar öncelikle ilk testimizi okuyarak çalışmamıza başlıyoruz. Biraz kenara alalım. Evet. Birinci tekstimiz der ki, Die stillgelegte Brücke der SBB-Linie nach Tiefenbrunn soll nach dem Willen der Stadt Zürich mit 1,4 Millionen zu einem Fuß- und Veloweg umfunktioniert werden. Burada cümle cümle gideceğim. İlk kelime, yani muhtemelen kelime haznenize yeni katılacağını düşündüğüm kelimeler olduğu için bunları sizinle paylaşmak için işaretledim. Stillgelegte, Stilllegen aygeti. Stilllegen burada Brücke bağlamında kullanıldığında trafikten çekmek anlamı var. Yani trafikten çekmek, trafiğe kapatmak anlamı var. Buradaki Stilllegen'in anlamı bu. Gördüğünüz üzere bir burada köprü var ve köprünün trafikten çekilmesi söz konusu. Neden? Şimdi baktığınızda Tiefenbrunn bir yerleşim birimi, yerleşim bölgesi. Bakınız burada nach dem Willen ifadesi var. Nach dem Willen der Stadt arzusuna göre anlamını taşıyor burada. Yani şehrin, Zürich şehrinin 1,4 milyonluk Zürich şehrini, şehrinin arzusuna binaen. Anlamını verir. Ve zu einem Fuß- und Veloweg umfunktioniert werden ifadesi var. Şimdi umfunktionieren fiili var burada. Bunu da yine kelime haznenize katmanız lazım. İşlevini değiştirmek lazım. Umfunktionieren. Funktionieren işlemek, çalışmak bağlamında bir kelimeyken umfunktionieren başka bir işleve yönelik olarak onu kullanmak, işlevini değiştirmek ya da bir şeyin bağlamında anlıyoruz. Devam ettiğimizde damit wird eine Forderung vieler Bewohnerinnen und Bewohner erfüllt. Şimdi ikinci cümlemize geldiğimizde de Forderung ismi forden fiilinden üretilen bir isim talep. Bu talep kimin talebi? Fiiler Bewohnerinnen und Bewohner. Bunu nereden anlıyorsunuz arkadaşlar? Şurada bir saniye düzelteyim ben. Bakınız buradaki fiiler kelimesi Bewohnerinnen und Bewohner bildiğiniz üzere çoğul ve die artikeli alan şeyler ama burada der'e dönüşmüş. Yani bir genitif söz konusu. Yani halkın, burada oturan insanların talebi anlamını taşır. Erfüllen de yapmak, yerine getirmek anlamlarını taşıyor. Yani fiilimizin anlamı bu. Aslında burada
Şimdi erfüllen yapmak yerine getirmekse erfüllt werden, yani pasif düşündüğünüzde erfüllt werden burada yerine getirilmek olur. Yani burada tekrar dönersek birinde bir Brücken'in Stillegen olması vardı, değil mi? Ve daha sonra Fuß und Veloweg umfunktioniert werden var. Şimdi Fußweg dediğimiz zaman yaya yolu. Veloweg bisiklet yolu arkadaşlar. Damit dediğinde bir önceki cümleye bir gönderme yaparak bununla demiş olur. Bölge halkının bir isteği yerine getiriliyor. Bir talebi yerine getiriliyor demiş olur. Devam ediyoruz cümlemize. Wir verlangen gemeinderat, dass diese Brücke endlich für die Bevölkerung benutzbar gemacht wird. Şimdi verlangen, talep etmek demek arkadaşlar. İstemek, talep etmek. Gemeinderat, belediye meclisi. Burada da belediye meclisinde bu köprünün, diese Brücke'nin halk için kullanılabilir hale, halkın kullanımına uygun hale getirilmesini talep ediyor ifadesi var. Devam ettiğimizde mit einer städtischen Volksinitiative über 4000 Unterschriften, welche auf der Lettenbrücke dem Gemeinderatspräsidenten überreicht wurde. Doppelten wir nach. Şimdi bu tür uzun cümlelerde yapmanız gereken, yani daha doğrusu cümleyi kavramanıza ilk başta yardımcı olabilecek şeylerden bir tanesi. Relatif zatsa relatif zatsı. Efendim, ya da bir açıklama cümlesi ise açıklama cümlesi, ki bu burada şu iki virgül arasında kalan kısımdır. Bunu öncelikle bir düşünmeden cümleyi en basit haline, en temel formuna indirip bir anlamaya çalışmak. Burada yapacağımız şey de bakın, mit einer städtischen Volksinitiative var. Volksinitiative dediği zaman halk girişimi, yani halkın içerisinde olduğu, kar amacı da gütmeyen, halkın faydasına yönelik işleri takip eden işte bu tür girişimler. Şimdi bu giriş, bu inisiyatif ile dedikten sonra welche ile hangi, yani burada aslında bir relatif zamir, relatif artikel görevi görüyor, değil mi burada? Ve burada da baktığımızda 4000 tane, 4000 aşkın imzayla meclis başkanlığına iletilmiş olan bu girişim ile birlikte ikiye katladık. İkiye katladık ifadesi var. Dopen, katlamak, ikiye katlamak. Biz 4000 imzayı aşan bir halk girişimiyle, yani yaptığımız bir halkın arasında dolaşıp bu imzaları topladıktan sonra yaptığımız girişimle ikiye katladık. Yani sayımız arttı. Wir umnutzen des Lettenviaduktes de bölgedeki viyadükler. Ist eine sinnvolle Investition schafft Arbeitsplätze. Bürgerinitiative Nordwest şeklinde yazmış. Yani bunu yazan Bürgerinitiative Nordwest ve bu umnutzung, bu değişik, yani nasıl diyelim, yeniden dönüşmüş ve farklı maksatlarla kullanımıyla, ki bakın sağ tarafta ben yine bu kelimeleri sizin için çıkardım. Hem dersi takip ederken kelimenin manasını buradan da görerek hızlı bir şekilde kaydedip kelime haznenize katabilirsiniz. Şimdi buradan hareketle toparlarsak arkadaşlar, bu tür metinleri okurken yine bakın önemli bulduğunuz kelimelerin altını çizerek ya da işaretleyerek o metni okuduğunuzdan, metin okumanız bittiğinde şöyle kısaca bu işaretlediğiniz kelimelere dönüp bakarsanız, metin hakkındaki o özet bilginizi tabiri caizse zihninizde yerleştirmiş olursunuz ve cevapları ararken de son derece rahat cevaba ulaşırsınız. Baktığımızda burada bir Stillgelegte Brücke var. Yani kullanımdan çıkmış bir köprü var. Umfunktioniert olmuş bu. Fonksiyonu değişmiş. Bu neymiş? Buradaki Bewohnerinnen und Bewohner. Bunların Forderung'uymuş. Yani bunların talebiymiş. Ve bu talep erfüllt olmuş. Sonra biz talep ediyoruz demiş tekrar, değil mi? Verlangen yapmışlar. Nerede? Gemeinderat'ta. Bu Gemeinderat'ta talep etmişler ve Doppelten olmuşlar bir halk girişimiyle. İkiye katlamışlar sayılarını.
Ve bu viyadüklerin yeniden kullanımıyla, değil mi, unutulmuyla da mantıklı bir yatırım olmuş ve olacakmış ve birçok iş alanı, yani çalışma alanı, birçok insan için iş imkanı yaratılacak. Buradan hareketle döndük. Metnimizi bitirdikten sonra hemen cevaplarımıza dönüyoruz. Biz burada hangi cevabımızın olduğunu birlikte bakıyoruz. Şimdi baktığımızda metnin içeriğini anahtar kelimelerle hatırlıyoruz. Şimdi yerin takdim flüksör ifadesindeki bir flüksör. Burada geçen herhangi bir şey değil. Bir flüksör, flüksör ifadesi yok. In Bern lässt sich leben ifadesinde keza Bern'le ilgili herhangi bir şey yok. Dolayısıyla A'yı B'yi hızlıca geçiyor. Schwedische sosyal medizin lebendiler. Öyle de bir şey yok. Yani burada bir sosyal medizin ya da Schwedisch ifadesi, yani anahtar kelimem yok. Dolayısıyla onu da geçiyorum. Welt Atlas in Internet keza yine hayır diyorum. E'ye geliyorum. Wir fordern einen Fuß in Velo weg, auf der stillgelegten Lettenbrücke var. Burada fordern talep etmek, Fuß ve Velo weg, yaya ve bisiklet yolu, stillgelegten Lettenbrücke. Şimdi o köprümüz orada zaten. Dolayısıyla bu olabilir diye şimdi bir kenara önce işaretini koyuyorum. Neden bunu yapıyorum? Şimdi bu kesin doğru diye hissettiğimde bile ben ikinci alternatifine bakma ihtiyacı duyarım. Neden? Hani ona metne daha böyle tam olarak uyabilecek bir başlık olması lazım. Çünkü burada yaptığımız iş aslında başlık. Başlık derken de başlık metnin içeriğine uygun bir gazete başlığı, bir metin başlığı. Yani bunu şöyle düşünün. Biz gazetede böyle bir metin var, bunun başlığı. Şimdi bu olabileceği gibi buna daha uygun, daha kısa, belki daha çarpıcı bir başka başlık olabilir. Ve demiştik ki burada iki alternatif sunulmuş. Yani diğer alternatifi de görmek gerek. Şimdi bir alternatif bu. Yani hizmetten kaldırılmış köprüler var, yaya ve bisiklet yolları var. Ve bu talep ediliyor. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi Roman Zing'in şarkı söylemek, burada böyle bir metnin içeriğinde böyle bir ya da verilmek istenen mesaj yok. G'ye geldiğimizde de Gürtnoy'a peşin Hauptstädte keza burada da yani Avrupa'nın başkentleri hakkında bilgi yok. USA in Internet, hayır. 29.000 Jahre Unfallfrei keza böyle bir bilgi de yok. En alta geldiğimizde bakın Bürger Initiative for the Neue Brücke var. Ha, diyorum ki bu da ikinci benim bakmam gereken alternatif. Şimdi ikinci alternatife baktığımda Bürger Initiative yani halk girişimi for the Neue Brücke. Şimdi burada biz metni tekrar düşündüğümüzde halk inisiyatifi bizden Brücke mi talep ediyor yoksa Stillgelegten Brücke'yi Fuß und Veloweg olarak un funktioniert verdin olması talep ediyor. Şimdi sizin de çok net buradan göreceğiniz üzere buradan talep edilen şey bunun un funktioniert verdin olarak hatta imza ile bunu yapıyorlar. Halkın kullanımının açılması. Dolayısıyla bir numaralı tekstin başlığı olarak E'nin olduğu son derece açık bu cevabımızı buraya işaretlemiş oluyoruz. Bunu yaptığımızda zaten ikinciyi de değil mi? Şöyle hatta belki çarpı atarak yani siz sınavı yaparken kağıdın üzerinde ortadan kaldırdığınızda kalan seçenekleri okurken daha az seçenekle zihniniz meşgul olacağı için doğruyu bulma ihtimaliniz de artacak. İkinci metne geldiğimizde buyurun okuyalım beraber bunu da inceleyerek. Ve jeden Tag ein Flugzeug besteigt. Also besteigen, binmek yani flugzeuge binmek diye tırmanmak bağlamında bir anlamı da var ama uçağı hani gerçi şimdi havaalanlarında bir böyle kapalı yolun içerisinden geçerek direkt biliyorsunuz ama uçağa tırmanmak gibi yani öyle düşünebiliriz. Besteigen, uçağa binmek fiilidir. Onu söyleyeyim. Sonra devam edelim. Şimdi burada Wer jeden Tag ein Flugzeug besteigt, aslında bu bir özne, değil mi? Özne. Çünkü yan cümle formunda wer ile başlamış bir cümle. Yani buradan anlamamız gereken her gün uçağa binen kişi. Feld, şu parantez içerisindeki şeyi açıklamayı bırakıyorum. Önce tamamlayacağım, sonra döneceğim. Feld,
nach 29.000 Jahren einem Unglück zum Opfer. Şimdi 29.000 yıl sonra, buradaki ifadede karışık bir şey olduğunu düşünmüyorum. Keza nah ifadesi sonrayı bekliyor zaten, biliyorsunuz. Ama burada der ki einem Unglück fallen. Unglück zum Opfer fallen, bir kazaya kurban gitmek tabi derse. Bizim anlayacağımız şey bu. Yani kazaya uğramak, kazaya ne diyelim, konu olmak. Kişi bir kazaya kurban olur diyor. Yani olabilir de demiyor, olur diyor. Ne zaman? 29.000 yıl sonra. Şimdi dönüyoruz, bu iki tane çizginin arasına bakıyoruz. Rein statistisch gesehen ifadesi var. Burada da rein tamamen, hani başka bir şey düşünmeden sadece statistisch gesehen, yani istatistiksel olarak bakıldığında anlamı verir. Bu kısa ifadeleri birkaç şeyle hatırlıyorsunuz. Örneğin ehrlich gesagt dediğimizde, değil mi? Ehrlich gesagt dediğimizde, dürüstçe söylenirse, dürüstçe söylemek gerekirse gibi bir anlam veriyordu, değil mi? Bu tür kısaltılı cümlelerde gene bakın, partisip zwei haliyle fiilin rein statistisch gesehen diyerek tamamen istatistiksel bakıldığında ifadesini vermiş. Şimdi buraya kadar verdiğimizden toparlarsak, bir Flugzeug besteigt var, jeden Tag ve uçağa binme var. Also einem Unglück Opferfallen var. Bir kazaya kurban gitmek var. Ve ne zaman? 29.000 yıl sonra. Şimdi devam ediyoruz. Das Risiko bei einem Absturz ums Leben zu kommen ist also denkbar gering. So Arnold Barnett vom renommierten Massachusetts Institute of Technology. Şimdi bakınız arkadaşlar, bu cümlede öncelikle şöyle bir bilgi vererek devam. Buradaki zo ifadesi bir genelde zaten tırnak içerisine alınmış, bir dışarıdan alınmış birinin sözü, cümlesinden sonra konulduğunda iki yanına bir isim gelir. Burada gördüğünüz üzere zo Arnold Barnett denmiş. Bu şu manayı verir. Şöyle anladığınızda kolay anlarsınız. Şu cümle içerisindekini konuşmuş adam, tamam mı? Arnold Barnett'e göre anlamını verir. Tamam. Arnold Barnett'e göre, ki bu Arnold Barnett FOM'la nereden olduğu, ne iş yaptığına dair bir bilgi verilmiş. Bakın, Venomiyat'ın Massachusetts Institute of Technology, yani MIT, değil mi? MIT, Amerika'daki MIT'den Arnold Barnett ne demiş? Buna göre neymiş? Das Risiko bei einem Absturz, ki Absturz uçağın düşmesi demek. Ums Leben zu kommen. Ums Leben zu kommen bedeutet ya, bu sterben, yani ölmek. Ums Leben zu kommen, ölmek. Mesela Ali ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ums Leben gekommen dediğiniz zaman Ali bir kazada öldü demek. Tamam. Yani hayatını kaybetmek aslında diğer bir anlamıyla. Bazı şeyler ifade edilirken o sert ifadeler farklı kelimelerle tekrar verilir ki, örneğin işte hakkın rahmetine kavuşun, değil mi? Ölmek yerine. Bu tür bir kullanım için, daha yumuşak bir kullanım, ölüm için diye düşünebiliriz. Şimdi diyor ki, das Risiko bei einem Absturz ums Leben zu kommen ist also denkbar gering. Yani düşünüleceği üzere, düşünülebileceği gibi oldukça az, gering. Az, düşük. Bir kazada, değil mi? Ums Leben zu kommen ihtimali. Devam ediyoruz. Es lohne sich nicht einmal darüber nachzudenken. Bakınız, burada ben size daha önceki derslerde hatırlatmıştım. Es lohnt sich kalıbı. Es lohnt sich. Değer demek yani. Değer. Es lohnt sich derseniz yanına virgülden sonra koyacağınız su infinitifle yaptığınız ifade ya da dasla koyduğunuz ifade buna değer anlamını taşıyor. Bakınız burada es lohne sich nicht einmal, nicht einmal bile demek aslında burada verdiği anlam, değil mi? Bile. Es lohne sich nicht einmal
değmez bile. Neye değmez bile? Darüber nah zu denken. Nah denken düşünmek. E darüber bunun üstünde, bunun hakkında, değil mi? Devam ediyoruz. Der statistik profesör hat zu vor sämtliche Flugzeug Abstürze der vergangenen 10 Jahre erfasst und in Relation zum Verkehrsaufkommen gesetzt. Şimdi burada hemen ne yapacağız? Bu tür cümlelerde cümlenin içeriğini biraz cümle uzadı diyelim ve mevcut hani kelime hazneni ona yetmiyor. Olabilir mi? Olabilir. Yapacağınız şey önce bir özneyi bulacağınız. Burada özne baktığımız zaman statistik profesör. Tamam. Şimdi bu statistik profesör. Fiilimizi bulacağız ondan sonra. Bakıyoruz. Bu şeyde erfastı görüyoruz. Değil mi? Erfas. Erfasın. Erfasın toparlamak. Bir araya getirmek. Şimdi erfas oluşu da buradaki hatta ile alakalı. Değil mi? Plus cam perfect yapmış. Daha önce topladı demiş. Ve bu ve trafik verileriyle bir bağlantı içerisine koyarak incelemiş. O zaman ne yapıyorum? Der statistik profesör, ondan sonra burada topladığı şey Flugzeug Abstürze, bunu erfasst yapmış ve Verkehrsaufkommen'la da relasyon içerisine koymuş. Değil mi? Bağlantı içerisine koyup değerlendirmiş. Şimdi topluyorum, hemen bakın. Döndüm tekrar metnime. İşaretlediğim diğerleri hemen hızlıca gözden geçiriyorum ki bu zihnime metni tekrar hatırlamam lazım. Flugzeug Besteig. Diyorum. Uçağa binen. Her gün değil mi? İndim aşağı. Ondan bir Opfer var değil mi? Kaza. Ondan sonra Risiko bei einem Absturz var değil mi? Bir kazada ölme riski. Sonra bu adam kim? Renommierten Massachusetts Institute'dan bir profesör. Tamam. Es lohnt sich nicht einmal. Değmez bile. Ne değmez? Hemen aklıma geliyor. Değil mi? Sonra bakıyorum. Abschütürse erfasst olmuş. Veriler toplanmış. Tamam. Şöyle böyle genelde baktığımda tekrar metnimi hatırladım. Döndüm. Şimdi metne döndükten sonra beni ilgilendiren, daha önce öğrendiğimiz üzere iki tane şık üzerinde bu konuyla ilgili iki tane şık karşıma çıktı. Beklentim o. Şimdi baktım yerin takım Flugzeug. Ha direkt karşıma çıktı değil mi? Bu Flugzeug var, yerin tak var. Karşıma çıktı. E şimdi in ben hayır. Schwedische Sosyal Medizina yok böyle bir bilgi. Weltatlasin internet yok. Momentik yok. Link yok. Die größten europäischen Hauptstädte yok. Die USA im internet yok. Ha bir baktım buraya 29 1000 yarı unfallfrei. Unfallfrei dediğinde de kaza olmadan, kazadan azade diyelim. Kazasız diyelim. Şimdi burada evet iki tane başlık var. Şimdi başlık dediğimiz şey bildiğiniz üzere bir gazeteye bir adam başlığı A olarak atabileceği gibi B olarak da atabilir. Ama bizim için önemli olan hangi başlığın buna uygun olacağını bulmak. Bunu bulurken de başlığın metnin içeriğini ne kadar yansıttığına bakmak icap eder. Şimdi Yedin Takvim Flugzeug. Bu bir gazetede bu başlığı okuduğunuzda sizin aklınıza gelecek şey çoğunlukla kaza olmayacak. Şimdi kaza vesaire olmayacak. Her gün uçakta. Şimdi her gün uçakta belki çok sık seyahat etmekten bahsediyor olacak. Belki seyahat etmenin bu bağlamda uçaktaki konfor nasıl sağlanabilir kişi kendi için. Belki ondan bahsediyor. Yani birçok şey olabilir. Çok genel bir ifade. Ama şuna baktığınız zaman şimdi 29.000 yarı unfallfrei dediğiniz zaman 29.000 yıl kazasız. Şimdi böyle bir metne baktığınızda şimdi bakıyorsunuz 29.000 yıl kazasız. Uçak da yok. Metnin altına gidiyorsunuz işte bir havaalanı resmi vardı orada ve bir şey vardı kesin bu tür bir haberin içeriğinde. Dolayısıyla burada hangisi uygun diye baktığınızda rahatlıkla burada yani I'nin şöyle işaretlersek şunun bizim metnimize en uygun başlık olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bunu gördüğünüzde ne yapmış olduğunuz yedin taktik Flugzeug'u da elemiş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Üçüncü metne geldik. Rom, Dritte Januar, Bern und Wien. Hadi Rom, Bern und Wien.
sind die europäischen Hauptstädte mit der höchsten Lebensqualität. Şimdi Lebensqualität yaşam kalitesi, değil mi? Höchsten sıfatın en üstünlük derecesi. Ve üç tane şehir vermiş. Şehir vermiş, Bern demiş, Wien demiş, Rom demiş. Ondan sonra höchsten Lebensqualität demiş. Sadece bu üç kelimeye bile bak, ya daha doğrusu şehir isimleri ve Lebensqualität ismi bile yanına höchsten geldiğinde bize bir fikir veriyor. Metnin içeriği hakkında. Devam ediyorum. Şimdi, dies geht aus einer Studie des Consulting Unternehmens William Mercer Herford. Şimdi, bir şeyin Herford Gain olması arkadaşlar. Herford Gain bir fiil. Yani bunu da kaydediniz. Bakın burada. Herford Gain ortaya çıkmak anlamını taşıyor. Yani elde edilmek, o elde etmek, ortaya çıkmak. Şimdi bunu şöyle cümle bağlamında, kontekst içerisinde daha anlamlı gelecek size. Şimdi these, yukarıdaki bir önceki cümlesine döndüğümüzdeki şu these, değil mi? Bir önceki cümleye gönderme yapan kısmımızdır. Bu, geht aus einer Studie. Şimdi einer Studie heraus hervorgehe bir çalışmadan ortaya çıkıyor. Bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkıyor anlamını verir. Yani bir şey hervorgehen diyorsa oradan çıkıyor. Aus yanına verilen işte mesela bir anketten çıkıyor olabilir, değil mi? Aus einer Befragung mesela. Ondan sonra bir araştırmadan çıkıyor olabilir, değil mi? Aus einem Recherche. Es geht aus einem Recherche hervor. Bir araştırmadan ortaya çıkıyor bu durum. Devam ediyoruz. Diese Unternehmen, ki bu dieses Unternehmen Consulting Unternehmen. Yani danışmanlık, araştırma şirketi. Dieses Unternehmen. Führt. Bakın hemen fiilimizi gördük. Führt. Führen. Devam. Jährlich eine der artige Untersuchung unter den bedeutendsten Wirtschaftsstand worden weltweit durch. Şimdi burada bizim fiilimiz durchführen. Durchführen yürütmek, yapmak, yerine getirmek. Anlamlarında anlaşılabilir bir fiil. Anlayabileceğiniz bir fiil. Şimdi burada özlemimiz dieses Unternehmen. Yaptığı iş durchführen. Peki neyi durchführen diye baktığımız zaman der artige Untersuchung. Yani der artige bu tür, bu çeşit anlamını veriyor. Tamam mı? Bunun anlamı bu. Bu çeşit, bu tür araştırmaları yapıyor Unternehmen. Tamam. Bu bilgiyi aldım. Bu bilgi bile benim aslında yeter ama döndüğümde nerede yapıyor diye baktığımda zaman da bedeutendsten Wirtschaftsstandort, yani önemli ekonomik alanlarda, ekonomik bölgelerde dünya genelinde diyelim. Peki, şimdi Untersuchung da yapmış. Döndük. Şimdi die Faktoren, faktör etken demek. Die Faktoren, hemen burada relatif girdi. Die Faktoren, die von der in Rom präsentierten Studie berücksichtigt wurden, sind die wirtschaftliche Lage, politische Lage, die Umwelt, das Gesundheitswesen, das Kultur, Freizeit angeht. Bu cümle, bakınız. Tekrar hatırlatmak isterim. Şimdi cümle uzadığında anlamada sıkıntı yaşayacağınıza dair ya da yaşadığınıza dair hisse kapıldığınızda yapmanız gereken şey bir cümleyi temel en gerekli, en düşük birimlerine bir düşürmeye çalışmak. Şimdi bir cümle bir özne ve bir yüklem olduğunda bir cümle olur. Bir kere bunu bir bilelim. Yani bir cümlenin ihtiyacı olan şey nedir dediğimizde bir öznedir, bir yüklemdir. Şimdi siz işinizi kolaylaştırmak bağlamında özne, yüklem ve nesne bu temel üç ögeyi bulduğunuzda bir anlam içindeki kelimeler ve kullanım yapıya dair o an çıkaramadığınız, aklınıza gelmedi vesaire böyle bir şey bile olsa bir anlam çıkartabiliyorsunuz. Şimdi döndük buraya bakın aynı şeyden hareketle. Şimdi bir faktörün demiş, virgül koymuş, ta şuraya kadar da bir şeyler yazmış. Şimdi ben ne demiştim? Bir önceki şeyde parçada çizgilerin arasını bir kenara koyayım demiştim.
Şimdi virgüllerin arasını bir kenara bir koy. Ki bu relatif. Bunu bir kenara koyun. Öznenizi elinize alın. Bir faktörün. Özneniz bu. Etkenler. Şimdi yüklemimizde zihin zaten bu değil mi? Özneye ihtiyacımız vardı. Özneyi bulduk. Yüklemi de bulduk. Şimdi etkenler şunlar. Neyle? Wirtschaftspolitische Lage. Ekonomik ve politik durum. Die Umwelt. Çevre. Das Gesundheitswesen, sağlık sistemi, das Kultur und Freizeitangebot, yani kültür ve serbest zaman aktivite olanakları. Şimdi buradan baktığımız zaman bakın, etkenler şunlardır, politik ve ekonomik durum, çevre vesaire. Şimdi etkenler bunlardır, tamam. Bu etkenler neyin etkeni? Bak burada da açıklamasını vermiş, sen bunu anladın. Şimdi bir, önce yüksek hayat kaliteli şehirler var. Bunu araştıran bir şirket var. Ondan sonra bu her yıl bunu yapıyor. Faktörler de bunlar. Hadi şunu döndüğünde relative die von der Rompräsentierte Stüberglitik wurden dediğinde de göz önünde bulundurulan Berglitik'in göz önünde bulundurmak demek. Tamam mı? Yani Roma'da sunulan bu çalışmada göz önünde bulundurulan etkenler, faktörler şunlar anlamına gelir. Ama tekrar söylüyorum. Bu aradaki relatifi anlamamış olsanız bile rahatlıkla bunu çözebilirsin. Devam ediyorum. Auf den ersten 20 Plätzen. Şimdi bu şöyle önemli. Sunumlarınızda filan işinize yarayacak. Auf dem ersten Platz olacak. Değil mi? Platz tek başına olduğu zaman artikeli der olduğu için şöyle bir kullanımda mesela ilk sırada demek isteseniz yapacağınız şey auf dem ersten Platz olur. Yani birinci sırada. Ondan sonra koyarsınız devamına. İşte birinci sırada Türkiye dersiniz mesela. Değil mi? Mesela auf dem ersten Platz liegt die Türkei. Bu bir istatistik vardır da bunun içine yönelik bir bilgi veriyordur vesaire. Çünkü burada auf dem ersten 20 Plätzen dediğinde de Ersten 20 Plätze. Dikkat edin. Yukarıdan aşağı bir sıralama düşünün. 1, 2, 4, 5, 50'ye kadar gitmiş. Nicht girmiş. Liegen ausschließlich europäische Städte. Şimdi buradaki ausschließlich ifadesini münhasıran yani yalnızca o. Onun dışında yok. Münhasıran ifadesi var. Tamam mı? İlk 20 sırada olan kişileri de anlamış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Ausser Bern. Bern'in dışında. Ausser derslerimizde biz bunu anlatmıştık. Değil mi? Austria der Stadt mesela. Şehrin dışında. Değil mi? Ondan sonra bu şekilde Austria Bern. Bern'in dışında. Und Wien. Değil mi? Bern'in ve Wien'in dışında. Wurden, Kopenhagen, Gent, Amsterdam und Frankfurt. So wie Helsinki und München. Wegen ihrer Lebensqualität gelobt. Şimdi burada ilk 20'de Avrupa şehirleri var onu anladım. Berlin ve Viyana'nın dışında da Kopenhag, Gent, Amsterdam ve Frankfurt. Buradaki Zobi ayrıca önemli. Zobi ayrıca Helsinki ve Münih'te. Wegen yüzünden demektir değil mi? Wegen. Wegen diye mesela değil mi? Senin yüzünden. Wegen ihrer Lebensqualität, değil mi? Yaşam kaliteleri sebebiyle gelobt. Loben takdir edilmek, övülmek. Fiil bu. Gelobt werden takdir edilmek, övülmek. Loben özür dilerim, övmek, takdir etmek. Gelobt werden övülmek, takdir edilmek. Pasif. Devam ediyorum şimdi. Ben tekrar bir bakalım işaretlediğim yerlere. Metni komple tekrar yapıyorum adına. Değil mi? Bir Hauptstädte var. Höchsten Lebensqualität var. Tamam. Devam ettik. Bu bir stüdyo var. Tamam. Buradan Herforge'ye oldu. Sonra Unternehmen yerlik bir şey yapıyor. Değil mi? Ondan sonra faktörler var. Bu faktörlere bakıyoruz. İşte politik durum, çevre, şu bu falan filan. Sonra ilk 20'yi vermiş burada. Değil mi? İlk 20'de aslında şeylerin yanında şunlar da var demiş falan. Genel bir tekrar metin hakkında bilgim oluştu. Dönüyorum şimdi buraya.
Şimdi bakıyorum ne olabilir? Öncelikle tabii iki alternatifimi ne yapacağım? Onu şuradan bakacağız tekrar değil mi? Roma'daki. Buradan iki alternatifimi bulacağım. Şimdi devam ediyorum. Şimdi birincisi zaten işim bitti. Artık seçeneklerim azalıyor. Bu da şans. In Bern lebt sich Leben. Ha, olabilir. Neden? Bern geçmiş. Şimdi sich Leben lassen yaşanılabilir. Yani sich Leben lassen yaşanılabilir. Yani in Bern lebt sich Leben dediğinizde Berlin'de yaşanılabilir. Mesela etwas lässt sich denken dediğim zaman bu düşünülür. Düşünülebilir değil, düşünülür. Hani burada Berlin'de yaşanılır. Şöyle düşünün. Bir yazı yazıyoruz. Yazının içeriğinde de Türkiye'deki en güzel işte denizler var. Değil mi? Biz de diyoruz ki birinde işte Antalya'da denize girilir. Değil mi? Bunu dediğimizde Antalya'da denize girilir. Bu, oradaki deniz güzeldir falan gibi bir anlamı ne yapmış oluyoruz, vermiş oluyoruz. Devam edelim. Şimdi dışı ve dışı sosyal medyasına bununla işim yok. Weltatlas'ta işim yok. Womanzi, Zingen burada şart söylemek ne alaka? Die größten europäischen Hauptstädte. Hem burada bak bir şey daha. Karışma değil mi? En büyük Avrupa başkentleri. Değil mi? Burada da bu çıktı. En büyük Avrupa başkenti. Bu ya da dönüyorsun bu. Şimdi şuna baktığım zaman biraz işi tabii semantik yani mantık olarak da inceliyorum. Değil mi? Die größten europäischen Hauptstädte. Şimdi größten en büyük Avrupa başkentleri. Şimdi en büyük Avrupa başkentleri nüfus olarak bugün işte Bern, Gent vesaire en büyükleri bunlar mıdır? Yoksa bunlardan yani büyüklük neye göredir? Nüfusa göre midir? Alana göre midir? Değil mi? Bir de böyle bir gazete başlığında bunu görsem ben ne düşünürüm? Die größten europäischen Hauptstädte desem ne düşünürüm? Değil mi? Aklıma gelecek şey onlarla ilgili verilecek muhtemelen onun altında bir takım bilgiler olduğudur. Belki işte nüfusu efendime söyleyeyim oradaki belki ne bileyim şey, alanın arazisinin büyüklüğü değil mi? Yüzey alanının büyüklüğü. Evet, bu tabi bilgilerin olduğu bir şey düşünürüm. Yani Avrupa başkentlerini sıralayacak derim. Bunlar da nüfusunu verebilir, bir şey verebilir. Böyle bir metin aklıma gelir. Ondan sonra. Şimdi dolayısıyla dönerim B'ye. In Bern lässt sich leben. Bern'de yaşanır. Bern'de yaşanır arkadaş. Şimdi metnime dönüyorum tekrar. Şimdi burada benim bu metnin özünde bana bir mesaj vermek istiyordu bu metin desem. Bana neyi verecek bu şey metin? Dönüp bakıyorum değil mi? Lebensqualität ve Hauptstädte adı Avrupa'nın başkenti değil mi? Şimdi, ikisini bir araya getirmesi lazım. Bu metinde benim anladığım bu büyük şehirlerdeki hayat kalitesinin yüksekliği. Dönüyorum o zaman. Diyorum ki tek başına şu bana yetmez. Die größten europäischen Hauptstädte, büyük Avrupa şehirleri ama içeriye dair hiçbir şey yok. Ama in Bern lebt tam da söylediğim sebeplerle hani bunu gördün de hani orada yaşanır, orası güzeldir. Altında yatan da alt manalar da bunlar. Hani biz kendi sohbetlerimizde abi mesela Muğla'da yaşanır dediğimizde burada sadece orada yaşanır olmasından ziyade oranın, orayı biraz öven değil mi? Orayı biraz böyle ön plana çıkaran bir konuşma yapmış oluyoruz. Burada, buradan da cevabımız B olarak işaretleyebiliriz. Değerler. Sonra devam ediyorum. Diyelim de şunu da ortadan kaldırdığımızda seçeneklerimiz daha netleşti. Evet, dörde geldik. Der List, değil mi? Kim çok okursa, çok okuyan kişi daha doğrusu. Wer die Liszt Theater und Konzerte besucht oder selbst musiziert. Şimdi bak, ne, hep sanat var değil mi? Müzisyenin müzik yapmak. Kim bunları yapıyorsa. Leb Lenger. Leben. Leb Lenger.
Schwedische Sozialmedizin. Ha, bakın gene zo çıktı karşımıza. Şimdi bu kime göreymiş? Schwedische Sozialmedizin'e göre bu böyle. Mögliche Gründe, grund sebep, grunde sebepler değil mi? Olası sebepler. Mögliche Gründe. Besserebe, Bestigung der Alltagsprobleme. Perfekteres Immunsystem. Ve belki bu başa çıkmanın günlük sorunların daha iyi bir şekilde üstesinden gelinmesi. Başa çıkmanın üstesinden gelmek. Perfekteres Immunsystem, bağışıklık sistemi. Die Sterblichkeitsrate bei Kulturmuffeln, also Kulturmuffeln, war bei Tests mit 12.982 Personen deutlich höher. Şimdi Sterblichkeitsrate, ölüm oranı. Kimde? Bei Kulturmuffeln'de. Şimdi bakın, deutlich höher. Ölüm oranı Kulturmuffeln'de yüksek. Şimdi öndeki iddia ne? Sanat yapan uzun yaşar. Sanat yapan uzun yaşar, ölüm oranı Kulturmuffeln'de yüksek. Şimdi Kulturmuffeln'in anlamını bilmiyorsunuz hiç. Buradan sadece Kulturmuffeln'in sanata uzak olduğuna dair, uzak kişileri kastettiğine dair bir fikriniz rahatlıkla oluşabilir. Değil mi? Bu da zaten tam da bu. Kulturmuffeln sanata mesafeli kişiler. Sanat düşmanları tabiriyle. Tamam mı? Sanattan uzak duran kişiler. Sanatta yaban kişiler. Bunlarda da işte bir şikayet rahatı yüksekmiş. Devam ediyoruz. Direkt bakın şimdi seçenek de azaldı ya hemen kolaylıkla karşınıza çıkıyor. Döndünüz baktınız. Schwedische Sozialmedizina Leben Gesünder. Allah. Şimdi bu sosyal medisincimiz var bizim bir tane. Bize de hatta kendi fikrimi söyledi. Ama bunu diyor ki o diyor yani oradaki insanlar diyor medisinerler buradaki diyor değil mi? İsveçli şeyler araştırmacılar, sosyal araştırmacılar diyelim, sosyal medisina ayrılık sağlıkçılar, doktorlar. Bununla ilgilenen doktorlar. Leben Gesünder. Şimdi bunlar daha sağlıklı yaşıyor. Şimdi, evet bir dursun bir kenarda diyelim. Hadi şu ve diş var filan değil mi? Sonra döndük. Welt Atlas in Internet. Yok böyle bir şey. Woman Zint. Şarkı söyleyen kişi nokta 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 koymuş. Güzel. Bakalım. Bir zingin var değil mi? Zingin biraz sanatla, müzisyenle alakalı bir şey. Bu da. Bunu da koyduk. Zaten USA internet zaten yok. Döndüm baktım şimdi. Woman Zingt. Schwedische Sozialmedizina Leben Gesünder. Şimdi parça bana buradaki Schwedische Sozialmedizinerin bunların sağlıklı, daha sağlıklı yaşadığına dair bir bilgi mi veriyor yoksa bunların sanatla uğraşan insanların daha uzun yaşadığına dair bir ortaya koydukları bir fikir, bir teori, bir söylem mi var? Değil mi? Burada baktığımızda durum bu. Dolayısıyla bu cevap olamaz. Cevabımız Woman Zingt. Şimdi bu Woman Zingt'i peki nasıl anlamlandıracaksınız? Şöyle. Bir gazete başlığını daha düşünün. Woman Zingt kum 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 diyor. Yazının altında da diyor ki işte müzik yapan uzun yaşıyor. Şimdi buradan anlayacağımız şey şu olur değil mi? Woman Zingt şarkı söylenen yerde pum pum pum. Yani sanatın olduğu yerde diğer bir ifade değil mi? Pum pum pum. Ne olur? Sanatın olduğu yerde Leipman Lenger mesela. Değil mi? Şarkı söylenilen yerde uzun yaşam. O punk 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 devamına sizin istediğiniz şeyi koyabileceğiniz anlamlandırmak bağlamında. Dolayısıyla cevabınızı seçmiş olursunuz. Dönüyorum. The National Geographic Society in Washington hat ihren Welt Atlas zur kostenlosen Benutzung ins Internet gestellt. Etwas ins Internet gestellt, ins Internet stellen demektir o. İnternete koymak arkadaşlar. Kostenlosen Benutzung, Benutzung kullanım, zur kostenlosen Benutzung, ücretsiz kullanım için. Devam ediyoruz. Konulan şey ne? Weltatlas. Unter, nerede konulmuş? Bu Unter, www.nationalgeographic.com, Map Machine,
Lassen sich die Seiten aufrufen. Burada aufrufen çağırmak demek. Yani bu linkle bu atlas çağrılıyor. Yani linke tıklarsanız oraya gidiyor. Değil mi? Aufrufen, çağırmak. Çağrılıyor. Buradan çağrılıyor. Dort kann man alle wichtigen Orte der Welt auf eine Landkarte markieren. Dikkat edin. Nere? Alle wichtigen Orte. Tamam. Auf eine Landkarte markieren. Nähe an den Ort heranzoomen. Heranzoomen, oraya yaklaşmak. Zoom yapalım. Yaklaş, yakınlaş. Außerdem lassen sich zum jeweiligen Land Zusatzinformationen abfragen. Abfragen sormak, sorgulamak. Sorgulanabiliyor. Ne? Her bir ülkeye dair ilave bilgi. Zusatzinformation. İlave bilgi. Ek bilgi. Für die USA werden auch astronomische Himmelskarten eine Reihe weiterer Leistungen offeriert. Offerieren, önermek. Offeriert werden, önerilmek. Önerilmek derken Vorschlagen bağlamındaki bir öneriden ziyade hani sunuluyor, imkan olarak veriliyor. Tamam, bir dizi daha bilgi var orada. Bu size öneriliyor. Yani girip oraya bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Sizin kullanımınız için oraya konmuş bağlamında. Devam ediyoruz. İki tane zaten elimizde bir şey kaldı. Birisi Belsat'tan internet, birisi de USA internet. Şimdi parçaya baktığımız zaman değil mi? Şurada ilk cümle bize ne diyor bakınız? Şöyle. Welt at, burası bir şuraya bakınız. Dort, yani dort dediğimiz bu site. Kann man alle wichtigen Orte der Welt. Değil mi? Alle wichtigen Orte. Nicht nur USA. Alle. Ha, bakıyorum o zaman söz konusu olan sadece USA değil. O zaman doğru cevabı Welt Atlas'ın internet olarak belirlemiş oluyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Birinci bölümümüzü tamamladık. İkinci bölümümüzde biraz uzunca bir metin veriliyor. Bu bölüm zaten detaylı perspektif kısmı. Yani detaylı anlamanız gereken kısım. Bunun cevaplama şekli yukarıda başlık buluyordunuz. Burada üç şıklı seçenekler arasında doğru olan şıkkı seçerek ilerliyorsunuz. Bu gene bizim Türk sınav sistemine bence daha yakın bir format. Döndüm. Okuyalım. Buyurun. Sonunda bu bilgiyi cevaplayalım. Şimdi frisbee. Frisbee bildiğiniz frisbee. Auch das hat natürlich wieder in Amerika begonnen. Wie alle. Her şeyin olduğu gibi. Değil mi? Es hat in Amerika begonnen. Beginnen. Değil mi? Başlamak. The Frisbee Pie Company. Das ist eine Firma. Ne? Was macht diese Firma? Was produziert diese Firma? Also, diese Firma produziert Pie. Ne? Vielleicht, also wie Bäckerei. Ne? Pie Company. Frisbee Pie aber. Ne? Şimdi, şekli ne bu payların? Frisbee şekli. Güzel. Şimdi, The Frisbee Pie Company lieferte vor dem Zweiten Weltkrieg der Yale Universität Apfelkuchen auf dünnen Blechtellern in die Mensa. Şimdi burada size şöyle yardımcı olacağım. Şimdi liefern. Liefern, tedarik etmek, sunmak, götürmek, iletmek. Hani örneğin bir toptancı bir markete ürünlerini toptancı deposundan alır, bir arabaya yükler ve liefern yapar. Kavram olarak liefern bu. Şimdi for them Zweiten Weltkrieg değil mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan önce. Der Yale Üniversite. Şimdi liefert yapıyor ve der Yale Üniversite. Üniversite di üniversite. Also der Yale Üniversite dahil. Yani buraya. Ne liefern yapıyor? Apfelkuchen in the Mensa. Mensa'ya. Mensa eşittir okuldaki o yemekhane. Şimdi nerede yapıyor ama bu liefern yaparken pastaları neyin üstünde veriyor? Auf dünnen Blechtellern. Metal böyle ince tabaklar üzerinde. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi Stadt. Stadt yerine demek biliyorsunuz değil mi? Stadt. Stadt die Teller gegenpfand wieder zurückgegeben
Şimdi gegen fund ifadesi fund deposit arkadaşlar. Deposit. Gegen fund deposit için anlamı taşıyor. Yani deposite karşılık zurück geben, geri vermek. Deposite karşılık geri vermek. Ama bu stat ne diyor? Yerine diyor değil mi? Tabaklar gegen fund wieder zurück geben, geri vermek yerine haben die Studenten sie einander zugeworfen. Einander birbirine. Zu werfen. Zu werfen fırlatmak. Bakın söylediğim bu kelimeler özellikle mutlaka kaydedip kelime adlarınıza katın. Şimdi ne oldu? Bir pasta geldi değil mi? Ondan bileşkelerin üzerinde. Öğrenciler de işte onun da diyelim 50 kuruştu fandı değil mi? Öğrenciler dedi ki bu fan ne olacak dedi. Boş ver dedi. Oyun oynayalım. Bahçede bu şeyleri, bileşkelerini birbirine attılar. Güzel. Devam. Şimdi o bize geçişte. Ne aslında aynı geçişte? Ist, weil, heute, keine, mehr, so genau. Yani bu olup olmadığını değil mi? Ob ifadesi bunu veriyor. Cümlemize bakıyoruz. Ob diese Geschichte mehr als nur eine Geschichte. Bu hikayenin bir hikayeden fazlası olup olmadığı. Weiß heute keine mehr so genau. Kimse tarafından yani bunu kimse tam olarak bilmiyor. Bir hikayeden fazlası olup olmadığını kimse bilmiyor. Belki bir hikaye, belki daha fazlası. Tatsache ist. Gerçek şu. Das ein schlauer Geschäftsmann. Schlau akıllı. Das ein schlauer Geschäftsmann im Jahr 1948 auf die Idee kam, sich die Rechte für die fliegenden Teller zu sichern. Şimdi burada bakınız, auf eine Idee kommen, aklına bir şey gelmesi şeklini anlayabiliriz. Tamam. Yani burada şimdi mesela şöyle bir şey diyelim. Ali ist auf die Idee gekommen, hier in Ankara einen Job finden zu können. Ali şöyle bir fikre kapıldı demiş olduk bakın. Ali ist auf die Idee gekommen. Ali şu fikre kapıldı. Ne fikir? In Ankara einen guten Job finden zu können. Ankara'da iyi bir iş bulabileceği fikrine kapıldı. Tam da böyle algılayabilirsiniz. İşte. Devam ediyorum. Rechte für fliegenden Teller zu sichern. Also recht hak demek. Hak. Ne için? Für die fliegenden Teller. Fliegen uçmak değil mi? Fliegenden Teller. Bunu ama ne? Zu sichern. Sichern ne? Güvence altına almak. Garanti altına almak. Yani biz örneğin bir fikriniz var. Bunu neyle güvence altına alırsınız? Patentle değil mi? Bu da aynen zaten günün sonunda o işlemi yapmış ama bu hakları kendisi güvence altına almış. Devam. Er gab dem Objekt, also Objekt, den Namen Frisbee. Bakın Namen geben, isim vermek. Objekte ne demiş? Frisbee. Fertigte Wurfscheiben aus Plastik an. Anfertigen etwas aus etwas, bir şeyden üretmek, imal etmek, yapmak. Demek ki bu arkadaş ne yapmış? İsmini vermiş. Sonra da Wurfscheiben aus Plastik anfertigt. Tamam. Sonra devam. Verhökerte sie am Strand und machte ein Millionen Dollar Geschäft. Verhöken, buradaki Verhöken, hani biraz argo yani argo denildi sokak dili gibi yani okutmak var ya işte mesela gelir bir satıcı patronuna der ki patron bütün malları işte şeyde okuttum pazara gittim orada tezgah açtım orada okuttum. Burada okuttum dediğin şey ne? Sattım değil mi? Onları insanlara sattım aldılar. Peki. Ne yapmış bu arkadaşlar? Verhökert dediği yani onları am Strand. Nereden? Strand'da. Frisbee ve Strand değil mi? Und machte ein Million Dollar Geschäft. Adam zihern yapmış. Değil mi? Rechte'yi zihern yapmış. Not alıyorsunuz inşallah bunları. Ondan sonra bunları da Strand'da verhökert yapmış. Okutmuş.
Nachdem der Frisbee in Amerika gestartet war, als gestartet waren, starten, başlamak. Hat es nicht lange gedauert, bis sie zur Landung in Europa angesetzt haben. Frisbee Amerika'da başladıktan sonra nicht lange dauert, çok uzun sürmemiş. Ne? Bis zur Landung in Europa. Değil mi? Landung. Landung, varış. Devam. Fast jeder, hemen hemen herkes, der zum ersten Mal mit dem Frisbee Scheibe spielt, zum ersten Mal spielt, stellt fest, dass ein elegantes Spiel nicht ganz so leicht ist. Değil mi? Wie es aussieht. Şimdi, kim? Fast jeder, hemen hemen herkes. Ama hangi herkes? Der zum ersten Mal mit der Frisbee spielt. Stellt fest, fark eder. Feststellen, fark eder, anlar, farkına varır. Feststellen. Bu mesela şöyle bir cümlede in dieser Grafik stellt fest, dass die Zahl von ausländischen Schülern in Deutschland steigt ist. Gibi bir cümleden bu grafikte şu tespit ediliyor, şu belirleniyor, şu ortaya konuyor. Almanya'daki yabancı öğrencilerin sayısı arttı. Böyle feststellen bu manada bu. Devam. Das ein elegantes Spiel nicht ganz so leicht ist. Değil mi? Nicht leicht. Wie es aussieht, burada wie gibi, değil mi? Wie es aussieht, göründüğü gibi. Zu schnell kommt die Plastikscheibe. Aha, burada Frisbee Scheibe. Scheibe, disk demek arkadaşlar, disk. Plastikscheibe, also zu schnell kommt die Plastikscheibe an die Regel, als dass Anfänger nicht immer wieder den Griff ins Leere verschwenden müssen. Şimdi burada da bu plastik şeybe çok hızlı ve uçarak geliyor, değil mi? Çok hızlı geliyormuş, uçarak geliyor. Bu şekilde de ilk başlayanlar her defasında ıska geçmesin, yani yakalayabilsin diye böyle kanatlanmış gibi, yelken açmış gibi tabiri caizse geliyormuş. Doch, alles in allem. Alles in allem neticede. Ist der Frisbee Sport ausgesprochen unkompliziert? Ausgesprochen yani önemli derecede çok fazla, hani çok fazla, çok fazla derken hani unkompliziert'in anlamını daha da böyle güçlendirmek bağlamında konulmuş oraya bir ifade. Tamam mı? Ausgesprochen. Önemli derecede, ciddi derecede basit. Mit einem Durchmesser. Durchmesser çap. Mit einem Durchmesser von 23 bis 30 cm macht die Wurfscheibe